Merhaba arkadaşlar. Tek tek çok şekerin yeni bir bölümüne hoş geldiniz. Bugün yalnız yollardayım. Aslında Ertuğrul'dan gezecektim. Ertuğrul ehliyetini yeni aldı. Ama az önce aradı beni ve motorunda bir arıza olduğunu söyledi. Şimdi gidip ona bakacağım. Çünkü yağ akıtıyormuş ya da yağ damlatıyormuş. Şu egzozdan dumanlar çıkıyormuş. Neyse, bu o kadar önemli değil. Motor dağılsın, parçalansın, ona bir şey olmasın. Mesele geçen hafta ehliyet yeni almış arkadaşıma Ferhat'ın başına bir kaza gelmesi. Bu kazadan sonra aslında motora bilmem diyemezdim. Motora binmemek olmaz ya, yapamazdım zaten, deneyemezdim bile. Ama o kazadan sonra kendime bir süre ara verdim. Motor sürmeye bir süre ara verdim. Sırf düşünmek için, yani bunun başka bir nedeni yok. Çünkü Ferhat ehliyetini yeni aldığında direkt bana geldi. Ve hemen gezmeye başladık. Gayet her şey güzeldi, yani her şey yoluna gidiyordu. Sonra bir sol virajda ön tekeri kaydı ve düştü. Yani o sürdüğüm yeşil motor, o yeşil canavar artık yok. Ferhat'ın durumu şimdi daha iyi. Yani daha iyiye gidiyor, çünkü ilk düştüğümde dedim artık tamam, çünkü motor 3 parçaya ayrıldı. Ağaçlara çarptı. Her taraf darmaduman, toz dumandı. İlk baktığımda dedim tamam, yani buraya kadarmış. Ki çabuk toparlandı. Köprücük kemiğini kırdı. Sağ bileğini kırdı. Birkaç yerinden. İkisinde. Bir de dizini yere sürttüğü için orada da bir ufak hasar diyelim. Orada da ufak bir hasar var. Ama gayet iyi. Allah acil şifalar versin. Umarım bu son oldu. Yani bir daha kesinlikle, ya anlatırken bile garip, bir daha kesinlikle öyle bir şey görmek istemiyorum ya. Gerçekten. Yani önümüzde biri gidiyor. Çok güzel hava. Geziyorsunuz. Keyfiniz yerinde. Hatta belki akşam, çünkü geçen hafta daha Ramazan'da, akşam iftara bile seviniyorsunuz mesela. Ailenizle beraber oturacağınız için. Ondan sonra başınıza böyle bir şey geliyor. Ve yarının ya da bir saat sonra ne olduğu belli olmuyor yani. Onun için lütfen arkadaşlar, motor sürenler, motor sürmeye başlayanlar, motor sürmeye başlamak isteyenler, lütfen gerçekten sağlığınıza, güvenliğinize önem verin. Ben size hızlı sürmeyin demiyorum, hızlı sürün. Otoyola çık, git 300'ünü yap gel. Otoyolda. Yaparsın. Ya da virajlara güzel gir. Ama her seferinde şu gazı açmadan önce arkanızda kim var onu bir düşünün. Bu oyuncağın nasıl tehlikeli bir oyuncak olduğunu düşünün. Ondan sonra gazı açın. Umarım herkesin tekeri düz basar. Hiçbir kaza ya da kayıp yaşamayız. Bu benim kendi düşüncem. Umarım kendimi anlatabilmişimdir. Bu birincisiydi. Bu Ferhat'ın olayıydı. Ondan sonra benim bir grubum daha var cep telefonunda, WhatsApp'ta. Orada sırf bu marka, bu model motor sürenler var. Yani Suzuki Gixxer'ı olanlar o grupta. Yaklaşık 20 kişi falanız. Oradaki arkadaşlarla da birçok kez tura katıldık, buluştuk, konuştuk. Çoğunluğu Alman'dı gruptaki. Şimdi bugün cumartesi ve bu anlattığım kişi, yani o 20 kişiden biri perşembe günü saat 11:30'da gruba yazdı ve kimin sürmek istediğini sordu.
Ona sonra tabii sorular oluşuyor hemen. Ya ne zaman çıkacaksın, nereye çıkacaksın falan filan. Derken en son mesajı şimdi oldu. Şimdi yazdı, çıktı. Ben o gün işteydim. Zaten semester tatili, işe gidiyorum. Buluşmadım, çıkmadım da. Zaten bu Ferhat'la olandan sonra da pek bir hevesim yoktu, geçeni söylemek gerekirse. Dün akşam işte o gruba yine bir mesaj yazıyor bir arkadaş. Ve diyor ki en son kim onunla yoldaydı, en son kim sürdü onunla. Tabi herkes bir garip oldu, bir panik oldu, niye, neden gibisine. Ondan sonra dün akşam öğreniyoruz ki meğersem vefat eden arkadaş, yani arkadaş vefat etmiş, yalnız yoldaymış. Yani bunu duyunca insan, yani fazla tanımasam bile, yani beraber büyüdüğüm birisi değil, benden yaşça büyük, 40 yaşında. Ama o kişiyi tanıyorum yani, o kişiyle konuşmuşluğum var. Buradan gideyim en iyisi. O kişiyi tanıyorum, konuşmuşluğum var. Gayet de çok hoş birisiydi, gayet yardımsever. Ailesi ne durumda bilmiyorum, çocukları var mıydı onu da bilmiyorum. Ama bu kadar az tanıdığıma rağmen acıyor ya. Gerçekten yani bilmiyorum. Onunla tura katıldığımda çok süper sürüyordu. Yani diyordum ki ileride ben de böyle sürsem tamam, başka bir şey istemem. Gerçekten çok motoruna hakim birisiydi. Bindik sürüyordu, bindik GSX-R. Ve dediğim gibi tamamıyla kontroldeydi yani onda her şey. Arkasına gidiyordum ben çoğu zaman ve görüyordum viraja yatmasını, nasıl tepki verdiğini ya da nasıl gaz verdiğini, nasıl fren yaptığını hepsini görüyordum. Ama işte saniyelik bir olay. Sağ virajda galiba biraz hızlıydı. Sağ virajda sol şeride giriyor böyle. Böyle sol şeritten de bir küçük bir sprinter geliyor. Mercedes sprinter. Onunla kafa kafaya çarpışıyor. Helikopterle hastaneye götürüyorlar. Hastanede yaşamını yitiriyor. Yani Allah rahmet eylesin. Umarım huzurunu bulur. Bu ikincisiydi. Şimdi bu kadar acı olaydan, mesajdan sonra bari Ertuğrul'un yanına gideyim. Bari bakayım onun morali nasıl. Çünkü ehliyetini yaptı. Ehliyet kursundan da bir motor kiralamış. Çok şahane bir motor. Benim çok hoşuma gidiyor aslında. Kawasaki ER6N. Onunla dünden beri turluyor yani, gazlıyor. Ama yavaş yavaş. Bir de gideyim bakayım onun neyi varmış. Umarım motorunu tamir edebiliriz hemen. Çünkü bugün ondan biraz gezmek istiyordum. Biraz çekmek istiyordum. Umarım çabuk tamir edebiliriz. Bu arada arkadaşlar, aboneler bayağı yükseldi. Herkese çok teşekkür ediyorum. Gerçekten çok seviniyorum yani her seferinde e-mail posta kutuma bir mesaj geldiğinde, işte ne bileyim, Can Güngör size abone oldu, İşte Mehmet Başaran size abone oldu gibi. Çok hoşuma gidiyor. Sağ olun, gerçekten çok teşekkürler. Bu arada Ferhat'ın kaza videosunu çektim. Çünkü arkasındaydım. Kameram takılıydı ve kameram açıktı. Videoyu çektim. Bu biraz çok güzel ha. Videoyu çektim. Yalnız direkt yüklemek istemedim. Ferhat'ın iznini almadan. O da zaten diyor ya yükleme falan gibisinden. Bakalım belki durum değişirse, belki fikrimi değiştirirse videoya baktıktan sonra yüklerim. Ama gerçekten isteğim o videoya hepiniz bakmanız, o videoyu hepiniz dağıtmanız. Tanıdığınıza, akrabanıza, abinize, kardeşinize, arkadaşınıza, eşinize, her kim olursa olsun bu motora sevdalı olan, motora hevesli olan ve o videoya baksınlar. Herkes kendine oradan bir pay çıkartsın. Şimdilik söyleyeceklerim bu kadar. Şuradan sağ yapayım.
Ertuğrul'a vardım da yayına devam edeceğim arkadaşlar. Haydi bakalım, yayında kalın. Yeniden merhaba. Ertuğrul'a yaklaştım. Bakalım ne yapıyor bensiz. Şu benzin istasyonunda olması lazım yanılmıyorsam. Geçeyim geçeyim geçeyim. Mersi. Selam motorcu abi, hayırdır? Bir sorun varmış. Motor bozuldu oğlum. Nasıl bozuldu ya? Ya adam ne oğlum her yer? Bu tekerin hali ne böyle? Suya mı girdi bu? Ya. Ney? Ya. İyi ki sürmemişsin ha. Ne zaman fark ettin? Şimdi buraya gelince. Şahisa. Buraya gelirken beyaz duman attı motor. Yağ yaktı ha? O daha fazla yağ yakmadı da yağ egzozun üzerine damlamıştır. Tamam, niye o kadar yağ damlıyor? İşte bir yerde şey var. Dice Ingvas onu diş. Kim bakacak ona? Kim bakacak? Aldığın yer bakacak. Dur bir bakalım. He? Evet arkadaşlar. Yine yalnız kaldım. Eri gidiyor şu anda. Motoru gerçekten yağ damlatıyormuş. Tabi teker falan da hepsi yağ olmuş. Bu şekilde yola çıkamayız. Onun için ben şimdi eve gidiyorum. Hay Allah ya. Onun için ben şimdi eve gidiyorum. O da eve gelecek. Ondan sonra ondan sonra bir motor dükkanına gideceğiz. Oradan da lazım olan her şeyi alacağız. Ondan sonra akşama biraz gezeriz ya. Vay Galatasaray. Haydi bakalım. Şimdilik benden bu kadar arkadaşlar. Haydi bakalım. Görüşürüz yakında. Bye.